Biraz ara mı versen? Hayatımda gördüğüm en düzenli hastane odası burası. Nasıl hissediyorsun kendini? Yani kalbinde kurşun var. Günlük hayatım nasıl olacak? Onu yaşayıp göreceğiz. Ama ben şimdi bunları düşünmüyorum. Asıl düşündüğüm ne biliyor musun? Bazen insan öyle şeyler yapıyor. Öyle şeyler söylüyor ki. Gelip kalbine oturuyor. Hatalar, pişmanlıklar. Bir kurşundan daha ağır şeyler. Benim senin kalbinde açtığım yaralar mesela. İçin nasıl aldı bu ihaneti? Hiç mi midem bulanmadı? Nasıl sindirebildin? Konuşsana. Gözümün içine baka baka yalan söylüyorsun bana. Hayır, hayır. Yalan söylemiyorum. Sen ne ara bu hale geldin? Yoksa hep böyleydin de ben mi kördüm? Ben sana ihanet etmedim. Yer gök şahit olsun, aldığım nefes haram olsun ki etmedim. Yalan söylemiyorum. Yüzük. Not. Ne düşünmemi bekliyorsun? Cevap ver. Bunlar ne demek oluyor? Söyle. Haberim yok. Gerçekten ne olduğunu bilmiyorum. Yüzüğü de notu da daha önce hiç görmedim. İnan bana ne olur. Sana inanmamak. Aklımın ucundan bile geçmezdi. Ama son zamanda yaşanan akıl almaz şeyler. Neresinden tutarsam tutayım olmuyor. Olmuyor. Ama dil yarısı geçmiyor. Acısı geçse sızısı kalıyor. Tekrardan geçmiş olsun. Bir şeye ihtiyacın olursa mutlaka ara, olur mu? Çok sağ ol. Nasıl olduysa bu sefer haberim oldu. Eğer abimin haberini basından öğrenseydim bunu kaldıramazdım gerçekten. Fazlaca uzatmadın mı? Bence bu kadarı kâfi. Bence de anne. Bu kadarı yeter. Sen yanındasın ya, içim çok rahat.
Efendim tekrardan geçmiş olsun. Durumda bile en büyük faydayı sen sağladın valla. Bravo. Bir felaketten başarı öyküsü yarattın yine kendine. Meğer bu masum görüntünün altında ne kadar parlak bir zekan varmış ya senin. Ben sadece yapmam gerekeni yapıyorum. Bu asaletin benim gözlerimi yaşartıyor. Bir şeyler yapıyorsun, bunun farkındayım. Ama ne yaptığını hiç anlamıyorum. Önce abim canına kıydı senin yüzünden. Sonra da Orhun ölümden bulundu. Bakalım sırada neler var. Söylenecek çok şey var aslında. Ama nefesimi tükettiğime değmez. Yakup usta. İra kızım. Hoş geldin. Bulduk. Oğlum, seni de Nihan gibi kaybedeceğimi sandım. Tarifsiz bir şey. Nasıl kahroldum bilemezsin. Tamam. Düşünme artık bunları. Bak karşındayım. Olan oldu, geçen geçti. Manzara pek öyle görünmese de sapasağlam. Şükürler olsun. Allah seni bana bağışladı. Usta, hoş geldin. Oo, maşallah Demirhan. Hanımefendi, büyük geçmiş olsun. Teşekkür ederim Yakup Bey. Rahatsız etmiyorum ya. Uzun uzadıya kalmayacağım. Demirhan'ı yormadan görüp hemen çıkacağım. Lütfen siz rahatınıza bakın. Ben çıkarım. O da kalabalık olmasın. Rica etsem Yakup Usta'yı soyar mısın? Buyurun. Teşekkür ederim kızım. Seni sağ salim gördüğüme çok sevindim. Yalan yok. Epey korkuttun bizi. Ama bu dağı da aştın maşallah. Aşamadığım dağlar başka usta. Bir şey söyleme olur. Böyle susarak hiçbir şey halledemeyiz. Konuş. Ne hak ediyorsam söyle. Kır, vur, dök. İstersen tüm öfkeni kus yüzüme. Yeter ki susma. Seni dinliyorum. Ne söylememi istiyorsun? Beni nasıl kırdığını, bizi nasıl paramparça ettiğini mi? Beni dinlemediğinde, söylediğim hiçbir söze inanmadığında, beni yok saydığında nasıl değersiz hissettiğimi mi anlatmamı istiyorsun? Öyle ağır bir iftirayla suçlanmanın beni nasıl mahvettiğini mi söylememi istiyorsun? Ne söylememi istiyorsun benden? Sadece beni affetmeni istiyorum. Asla. Seni asla affetmeyeceğim. Haklısın.
Söylediğin her kelimede haklısın. Sadece kör ve sağır da değil, daha fenası. Aklımı da yitirmiş gibiydim. Ne oldu bana bilmiyorum. Her şey o kadar üst üste denk geldi ki, kıskançlıktan sağduyumu kaybettim. Öfke gözlerimi kör etti. Senin hayatta güvendiğim tek kişinin sözlerine inanmak yerine gördüğüm birkaç kareye inanmayı tercih ettim. Orhun Demirhanlı olarak, o sert, tavizsiz adam olarak beni anlamanı beklemiyorum. Bu sana haksızlık olur. Dünyanın bütün güllerini sersem önüne, bütün denizlerini getirsem sana, gücüm olsa bütün yıldızları indirsem aşağı, ne yapsam? Hatamı telafi edemem. Ama bir zamanlar inandığın, sevdiğin Orhun olarak senden tek bir şey istiyorum. Affet beni. Dur, öyle olmaz. Ben sana yardım edeyim. Kusura bakma usta, sohbeti de böldüm. Kusur görene aittir Demir Hanım. Sen hele sağlığına tez eline kavuşmaya bak. Sonra bol bol uzun uzun konuşursun. Çok olmadı. Şunun şurasında kaç vakit önce seni yerle ihsan eden adam şimdi sana muhtaç. Kalbinde bir kurşunla yaşıyor. Bir yanın aman yalnız kalmasın diyor. Diğer yanın yapılanları unutmuyor. Bir şey mi istedin? Yok, bir şey istemiyorum. Daha fazla koridorda bekleyemem. Oğlum yanında ben kalacağım. Hastanede kalmanıza gerek yok. Ne? Konağa gidin diyorum. Ben iyiyim, görüyorsun işte. Ama Ali yalnız. Aklı çıkmıştır şimdi. Gidin onunla ilgilenin. Sen de. Seni bu halde yalnız bırakamam. Yalnız değilim. Bir şey lazım olursa ararım. Peki. Tartışmayacağım. Sen nasıl istersen. O halde sonra görüşürüz. Peki madem öyle istiyorsun. Ali gayet iyi bu arada. Merak etme. Hoşça kal. Bu kadar katı olmasaydın keşke. Annen sadece seninle olmak istiyor. Senin için çok korktu. Ama artık iyiyim. Korkulacak bir şey kalmadı. Ayrıca o da çok iyi sayılmaz. Eve gidip dinlenmesi daha iyi olur. Hem ben yanımda bir tek senin kalmanı istiyorum. Thank you.
tam öğrendim sayılmaz aslında. Hatırladıkça o kurşun ilk saplandığı andaki gibi acıtıyor kalbim. Nefesimi kesiyor. Beni soluksuz bırakıyor. Ama yine de yaşamaya çalışıyorum. Sen de. Ben de öğreneceğiz bir şekilde böyle yaşamayı. Geçmiş olsun. Teşekkür ederiz. Hemşire verdiği ilacın uyumana yardımcı olacağını söyledi. Güzelce uyu, dinlen. Sen de uyu. Günlerdir perişan oldun. Merak etme. Ben de dinleneceğim. Gerçekten öğrenebilecek miyiz bu kurşunlarla yaşamayı? Kardeşim. Musa, ne işin var senin burada bu saatte? Seni görmeye geldim. Tabii, eğer eniştemde görebilirsem. İyi yaptın. Şimdi uyudu. Seni gördüm ya, o da yeterli. Sağ salim karşımdasın ya, daha ne isterim? Allah'ıma şükürler olsun. Eniştem nasıl oldu? Biraz daha iyi. Atlayacak inşallah. Bugüne kadar nereye atlamış, neler? Bunu da atlayacak. Her şey geçecek. Sen merak etme. İnşallah. Enişteme tümüş çamaşır getirdim. Teşekkür ederim. Çok düşüneceğiz. Rica ederim. Daha kaç gün kalacak bilmediğim için her şey bol bol koydum. Ah, bir de eniştemin kıyafetleri çantaya koyarken giysilerin arasında bir şey çıktı. Üzerinde senin adı yazıyor. Hiç açılmamış. Belki bakmak istersin. İyi akşamlar hanımefendi. Bu sizin için.
Açmadım. Okumadım. Okumayacağım da. Yapma. Vazgeç. Ben sadece Ali için buradayım. Bunu unutma lütfen. Burada bulmuşumdan başka anlamlar çıkarma. Eniştem seni çok seviyor kardeşim. Allah birbirinize bağışladı. Bu da geçecek kardeşim. Bu kara günler hep geride kalacak. Sen ağlama, hep geçecek. Çok oksijen maskesi getir ama. Hanımefendi dışarı çıkın lütfen. Sizi dışarı alalım lütfen. İyi olacak değil mi? Bana iyi olacak deyin ne olur. Lütfen dışarıda bekleyin. Oksijeni takalım hemen. Hanımefendi dışarı alalım size. Hanımefendi dışarı çıkar mısınız? Tam ne olur bir şey olmasın. Allah'ım ne olur ona yardım et. Dayanma gücü var Allah'ım. Şok cihazını ayarlayın hemen. Hira Hanım, iyi misiniz? Orhun Bey bir şey mi oldu yoksa? Hiçbir şey yoktu, her şey yolundaydı. Hemşire geldi, onun rahat uyuması için bir ilaç verdi. Sonra zaten uyuyakaldı. Benim de biraz içim geçmiş ama sonra bir uyandım. Bağlı olduğu cihaz ötüyordu. Koşup hemen doktorları çağırdım. Şimdi bakıyorlar neyi var diye. Birdenbire fenalaştı, anlamadım ne olduğunu. Ben çok korktum, kimse de bir şey söylemiyor. Tamam İran, siz sakin olun, endişe etmeyin. Oturun şöyle dinlenin. Ben gidip birazdan bilgi alırım. Gerekirse başhekimle de görüşürüm. Siz merak etmeyin İran. Thank you.
Sen beni affetme. Çünkü yaptığım şeyin affedilir yanı yok. Kalbinde öyle bir yara açtım ki bunun telafisi imkansız. Ama ben beklerim. Yaraların sızısı geçene kadar, sen yarayı unutana kadar beklerim. Ne kadar uzun olursa olsun, o an için, ömrümün sonuna kadar beklerim. Orhun Bey kendine gelir gelmez sizi sordu. Haber vermek istedim. Teşekkür ederim. Rica ederim efendim. Evet, iyi ama değil mi? Bir şey yok. İyi, evet. Endişelenmeyin. Sizi görmeyince merak etmiş sadece. Tamam. Sen beni affetme. Çünkü yaptığım şeyin affedilir yanı yok. Kalbinde öyle bir yara açtım ki bunun telafisi imkansız. Ama ben beklerim. Yaraların sızısı geçene kadar, sen yarayı unutana kadar beklerim. Ne kadar uzun olursa olsun, o an için, ömrümün sonuna kadar beklerim. Bunca şey. Benim yüzümden. Gözlerim görmez. Kulaklarım duymaz olmuştu. Çektiğin acıların. Yaşadığımız her şeyin sebebi benim. Hepsi benim hatamdı. Ben neler söylüyorum sen bu haldeyken? Hiç sırası mı? Telafi edeceğim. Her şeyi telafi edeceğim. Benim sana sormam gereken soruyu sen bana soruyorsun. Şu an önemli olan tek şey senin iyi olman. Beni düşünme.
Oysa söylemek istediğin ne kadar çok şey var değil mi? İçinde fırtınalar koparken burada böyle sükunette duruyorsun. Benim sana inanmamış olmam. Bu duygu kara bir gölge gibi takip ediyor seni. Biliyorum. Hem yanımda olmak hem de olabildiğince uzaklaşmak istiyorsun. Şey içindeki en büyük gerçek senin masum olman. Ben sadece senin için en çok hak ettiğin şeyin gerçekleşmesini istiyorum. Oğlumla yalnız konuşmak istiyorum. Seni iyi gördüğüme sevindim Orhun. Sonra görüşürüz. Doktor taburcu olabileceğini söyledi. Güzel haber. Ama sen sadece bunu söylemek için gelmedin herhalde. Doğru. Odanı hazırlatıyorum. Doğruca eve gidiyoruz. Sakın itiraz etmeye kalkma. Bundan sonra her şey eski düzenine dönecek. Çünkü doğrusu bu. Sırf o kız yüzünden. Onun bu olup bitenle ne alakası var? Yok mu? Sırf o rahat etsin diye konaktan çekip gitmedin mi? Sonra olanlar oldu. Bir daha bunların yaşanmasına asla müsaade etmeyeceğim. Ben senin annenim. Ve seni yanımda istiyorum. Tamam. Olanları duymayan kalmadı. Geçmiş olsun telefonları geliyor. Müzeyyen Hanım, üçüncü arayışı cevaplamasam olmaz. Alo. Bunca şey.
önce elim elindeydi. Allah'ım ne yapacağım ben? Bir anda o, bir anda onun sözleri. Onları içimden atamıyorum. Gitsem gidemiyorum. Kalsam kalamıyorum. Haline bak. Ne kadar da açıklı. Gözlerin dolu dolu olmuş. Seni tanımayan da inanır yalnız bu gözyaşlarına. Ama ben biliyorum senin bu timsah gözyaşlarını. Senin bu gözyaşların Orhun'la oynadığın oyundaki en büyük silahın değil mi? Bayağı iyi rol yapıyormuşsun ya sen. Ben seni çok hafife almışım. Abim yetmedi. Orhun'u da öldürmeden rahat etmeyeceksin değil mi sen? Para için, Demirhan'ın soyadı için yapmayacağın şey yok senin. Savaşmaya devam edeceksin değil mi? Beni kendinle karıştırma. Evet, içimde çok büyük bir savaş verdiğim doğru. Ama senin gibi hastalıklı birinin anlayacağı tarzda bir savaş değil bu. Dayı, Afife Hanımlar geldi. Aç aç kapıyı aç. Hoş geldiniz. Orhun nerede? Hani taburcu olacaktı? Ben odamda olacağım. Ne oluyor Allah aşkına? Afife'nin suratı bir karış. Hani Orhun nerede? Anne oğul arasında yaşanan şeyi ben nereden bilebilirim sence? Orhun sonradan gelecekmiş. Kirayla bir yere gideceklermiş. Nasıl yani? O haldeyken mi gideceklermiş? Neresiymiş ki hastaneden çıkar çıkmaz? Koştura koştura gidecekler. Ay, bilmiyorum dedim ya sana. Afife Hanım'a da söylememiş hiçbir şey. Tabii kadıncağız haliyle sinir küpü oldu. Çöl faresi yine yapıyor yapacağını işte. Hastaneden çıkmış adamı nereye götürüyorsun sen değil mi ama? Orhun'da da akıl yok ki. Hira dedin kan sular duruyor. Hiç bana öyle bakma Nevaç. O kızın kolay lokma olmadığını sana defalarca söyledim. Sancı mı var? Keşke seni dinlemeseydim. Doğruca eve gitseydik. Bir şey oldu yok. Anlık bir sızı geldi geçti. Sen bana değil, şu güzel manzaraya bak. Çok güzelmiş gerçekten.
Ama biz neden buraya geldik? Nihan, Afrika'ya gitmeden önce üç kardeş gelmiştik buraya. Ben, Nihan ve Nurşah trekking yapmıştık. Birlikte son defa harika bir zaman geçirdik. Kızların ısrarıyla son anda gelmiştim. Bana kalsa çalışacaktım. İyi ki de gelmişim. Yaşadığımız şey sıradan vedalaşma değilmiş meğerse. Bilmeden Nihan'a elveda diyormuşuz. Bunu seni üzmek için anlatmadım. Benim için hiç de hüzünlü bir anı değildi. Aksine çok güzel. Sen de havayı içine çek. Buranın havası insana huzur verir. Keşke senin gibi bir yeteneğim olsaydı. Anları resmedebilseydim. Çünkü bazı anlar sadece zihne kazınmayacak kadar değerli. Sonsuza kadar hatırlanmayı hak ediyor. Hadi artık gidelim. Hava soğudu. Senin burada değil yatağında olman lazım. Bir şey mi oldu? Haklısın. Gidelim hadi. Ne oldu? Yoruldun değil mi? Keşke doğrudan eve gelseydik. İyiyim ben. Bir şeyim yok. Sadece şu konağa girmeyeceğim. Ne demek konağa girmeyeceğim? Neden? Yarın sabah Paris uçağının biletini alındı. Bilet mi? Sen neden bahsediyorsun? Ali için yarım bıraktığın kursun ikinci dönem kaydı açılmış. Kaydın yapıldı. Ali'nin sağlığı iyi. Artık idare eder. Hafta sonları eğer sen de istersen görmeye gelirsin. Yavuz bununla ilgili ayarlamaları yapacak. Söylediğim gibi, ben sadece senin mutlu olmanı istiyorum. Şu hayatta en çok istediğim şey bu. Senin mutlu olman. Son geceni Ali ile geçirmek istersin diye düşündüm. O yüzden konağa girmeyeceğim.
rahat edebilirsin. Sonrasında sen nasıl istiyorsan öyle olacak. İstediğin yere gidebilir. İstediğin hayatı yaşayabilirsin. Hayır. Olmaz. Ben hiçbir yere gitmiyorum. Gidemem. Sen de gitme. Gemiyi yürütebilmek için elimden geleni yapacağım. Hiçbir yere gitmiyorum. Başımıza o felaket geldiğinden beri kötü sözlerini, beni evden kovduğun anı nasıl unutacağım diye düşündüm durdum. Sonra anladım ki aslında senin yaptıklarını unutmak için seni hatırlamam gerekiyor. O zehrin panzehri de sensin. Hem unutmam hem de hatırlaman için üstüme düşen neyse onu yapacağım. Söz veriyorum. Belki çok uzun zaman alacak. Bilmiyorum. Sonsuza kadar sürsün önemli değil. Kolay da olmayacak. Sen bu kararı verdin ya. Bütün dünya karşımda dursun. Zorluk çıkarsın hiçbir önemi yok. Bütün bunları göz önünde bulundurarak veriyorum bu kararı. Gitmiyorum. Oğlum, iyisin değil mi? Senin için çok endişelendim. Dinlenmen gereken zamandı. İyiyim ben anne. Evine hoş geldin Orhun. Hoş geldin patron. Allah sizi ailenize bağışladı Orhun Bey. Çok dua ettim. Hoş geldiniz Orhun Bey. Hoş geldiniz efendim. Çok şükür evine döndün Orhuncuğum. Bu kadar merasim yeter. Orhun'un dinlenmesi gerekiyor. Odana kadar sana eşlik edeyim. Sansaydın oğlum, dinlenmen gerekiyor. Ben böyle iyiyim. İlaçların burada Orhun.
Hem biz hatırlatacağız hem de telefonuna mesaj olarak gelecek hepsi. Doktorun gün aşırı ziyaretine gelecek. Bir hemşire daha ayarlamayı düşündüm. Ama istemeyeceğini biliyorum. Yine de fikrin değişirse hemen haber vermen yeter. Anne, biraz rahatlamaya çalış. Ben iyiyim. Her şey yolunda. Elbette her şey yolunda. Ait olduğun yerde evindesin. Olması gerektiği gibi alıştığımız düzenimize dönüyoruz. Her şey eskisi gibi olacak. Evet. Her şey eskisi gibi olacak. Yavuz Bey verdi. Arabada kalmış. Teşekkür ederim. Madem uzanmayacaksın, o zaman ben biraz camı açayım. Temiz hava iyi gelir. İstediğin bir şey var mı oğlum? Dinliyorum Yavuz. Orhun Bey, az evvel avukatınızla görüştüm. Ayaz ve Tufan'ın hastanedeki tedavileri tamamlanmış. Patronlarıyla beraber adliyeye sevk edildiler. Tamam. Avukatın yanında bir adam olsun. Adliyedeki gelişmelerden beni haberdar edin. Bizzat takip ediyorum efendim. Hayırlı günler dilerim. Tamam. Ne diyor Yavuz? Adamları adliyeye sevk etmişler. Nihayet. Olmaları gereken yere gidiyorlar yani. Çok sevindim. Artık mutfağa talimat verelim, yemeğini getirsinler, olur mu? Lüzum yok. Israr etsem? Peki, tamam. Aldım ben cevabımı. Dinlendikten sonra atıştırırsın. Bir şey istersen seslenmen yeterli Orhun. Ben hep buralarda olacağım. Arada gelip kontrol de ederim. İyi dinlenmeler sana. Bu ne? Çorba yaptım. İlaç saati yaklaşıyor. Ondan önce bir şeyler yemesi lazım. Gel. Hanımefendi, bunu giysilerin arasında buldum. Onlar ne?
ihanetin belgesi bu. Aslında malumun ikinci ilanı. Hayır. Hayır, bunları düşünmeyeceğim. Söz verdim kendime. Tam zamanında. Üstelik en sevdiğim çorbayı yapmışsın. Eline sağlık. Tepsiyi ver istersen. Her zamanki gibi senin elin değdiği belli. Çok güzel olmuş, eline sağlık. Afiyet olsun. Sen onu iç, ben de ilaçlarını hazırlayayım. Uyudu mu Ali Paşa? Uyudu. Halis abla, sana bir şey soracaktım. Kilerde Orhun'un söktürdüğü fidanı gördüm. Neden orada duruyor? Musa atmaya kıyamadı. Gözü gibi de bakıyor. Birer yorgunluk kahvesi yapayım, karşılıklı içelim. Sohbet de ederiz, ne dersin? Evet, teşekkür ederim. Ama sonra içsek olur mu? Şimdi Orhun'a bakacağım. Sonra otele geçeceğim. Rabbim sana nasıl güzel bir yürek, nasıl bir merhamet vermiş. Bu evden nasıl gönderildiğini kendi gözlerimle gördüm. Ona rağmen geri döndün eve. Şimdi Orhun Bey'in etrafında pervane oluyorsun. Olan oldu artık Halise abla. Hiçbirini geri alma şansımız yok. Öyle tabii de işte... Kimse senin yaptığını yapmaz kızım. Kim bilir nasıl zorlanıyorsun da kimselere demiyorsun. Orhun'u bu durumda yalnız bırakamazdım. Ne gerekiyorsa onu yapıyorum. Zaten benim yüzümden hayatı boyunca kalbindeki kurşun da yaşayacak. O ne demekmiş? Adamlar beni öldürmek istedi. Orhun'a ceza vermek için. Ama Orhun benim önüme geçti. Kurşunun önüne atladı yani. Yalnızca yüzsüz değilsin. Seni evinden kovan, en ağır hakaretlerde bulunan adamın yatağına çorba götürecek kadar haysiyetsizsin. Nasıl kurtulacağım bunca kötülükten, kötü anılardan? Zihnimi kemirmediği tek bir an bile yok.
Hayır. Doğrusu bu değil. Kötüyü düşünmek yok. Alo. İyi misin? Bir şey mi oldu? İyiyim. Bir kabus gördüm sadece. Bu saatte uyuyacağını tahmin etmemiştim. Uyandırdım seni. İyi oldu. Yoksa kabus beni bitirecekti. Korkunçtu. Anlatmak ister misin? Rahatlarsın biraz. Yok. Kötü rüyalar anlatılmaz. Sen iyi misin? Bir şey mi oldu? Sen yanımda yokken ne kadar iyi olabiliyorsam o kadar iyiyim. Güzel ellerini uykuma dokundurup gitmişsin. Neden uyandırmadın? Çok derin uyuyordun. Bölmek istemedim. Belki de gitmene mani olmamı istemedin. Uyanık olsaydım eğer, belki kalman için bir neden olabilirdi. Çok yorgundun. Dinlenmen gerekiyordu. Sesin titriyor konuşurken. Ve şu anda elini sıkıyorsun. Tırnakların canını acıtıyor ama farkında değilsin. Çünkü canın sıkkın. Düşünüp içinden çıkamadığın bir şeyler var sanki. Belki de başka bir şey. Bilmiyorum. Ama öğrenmek istiyorum. Ne oldu? Hadi anlat bana. Yalnızca yüzsüz değilsin. Seni evinden kovan, en ağır hakaretlerde bulunan adamın yatağına çorba götürecek kadar haysiyetsizsin. Bir şey demeyecek misin? Ne oldu? Bir şey olmadı. Olmayacaktı. Gücüm yettiğince engel olacağım.
Çünkü böyle olmasını istiyorum. Dedim ya, çabalayacağım bizim için. Unutmam gerekenleri unutacağım. Hatırlamam gerekenleri hatırlayacağım. Bugün bir kez daha anladım. Doğrusu bu. Pes etmeyeceğim. Kaybettiğim bir şey var içimde. Ama küçük bir parça değil o. Beni ben yapan, beni bize dönüştüren dev bir parça. Onu bulup eski yerine koymam lazım. Yoksa ben de kaybolup gideceğim. Hayır. Kaybolmayacaksın. Kaybolmayacağız. Buna izin vermeyeceğim. Sen bir adım attın ya. Ben seni bir daha asla bırakmam. İyi olmanı istiyorum. Üzülme istiyorum. Kendine iyi bak istiyorum. Bir şeyler yedin mi? Yedim ben. Beni düşünme. Bu mümkün değil. En çok seni düşünüyorum. Bir şeye ihtiyacın var mı? İstersen yanına gelebilirim. Çıkar biraz hava alırız. İster misin? Yok. Hiçbir şeye ihtiyacım yok. Birazdan yatıp dinleneceğim. Tamam. Dinlen. Ben sabah hastaneye gideceğim. İstersen hastane dönüşü konağa geçerken uğrayayım seni alayım. Ben de hastaneye geleceğim. Gerek yok. Sadece kontrole gidiyorum. Hem sabah çok erken gideceğim o saatte. Hayır, ben de geleceğim. Tamam. Nasıl istersen. Sabah hastaneye geçerken seni alırım o zaman. Tamam. Sabah görüşürüz. İyi geceler. Görüşürüz. İyi geceler. Kaybolmayacaksın. Kaybolmayacağız. Kaybolmayacağız. Başarmak zorundayız. Başaracağız. Thank you.
önemli olan tek şey burada, yanımda, hayatta olman. Senin aldığın nefes her şeyden önemli. Çünkü senin nefesin benim nefesim. Yüzük, not. Ne düşünmemi bekliyorsun? Cevap ver. Bunlar ne demek oluyor? Söyle. Sana inanmamak aklımın ucundan bile geçmezdi. Ama son zamanda yaşanan akıl almaz şeyler, neresinden tutarsam tutayım olmuyor. Olmuyor. Masumsun demek. Hiçbir şeyden haberin yok. Bu mesajlar ne o zaman? Güzel anları düşün. O kadar çoklar ki. Onları düşün, onları hatırla. Akşam bir yere kaybolmasana sürprizim var. Ne sürprizi? Gelince görürsün. Yapma, bir gören olacak. İsteyen görebilir. Nasılsa karım olmayacak mısın? Oldu mu? Çok güzel oldu hem de. Biz çok güzel olduk. Adın adıma. Kalbin. Kalbime mühürlendi. Adıma, kalbin kalbime mühürlendi. Adıma, kalbin kalbime mühürlendi. Çok güzeller. Beğendin yani. Beğenmemek mümkün mü? Daha güzel bir gelin buketi olamaz bence.
Hazır mısın? Ama her ne olursa olsun, o gece bizim düğün gecemiz olacak. Ve o geceyi güzelleştirecek tek şey aşkımız. Ne mekan, ne de insanlar. Sadece sevdamız. Kalbin kalbime mühürlendi.